Muhterem Müslümanlar, Yüce Allah'ın kullarına lütfettiği en büyük nimetlerden biri zamandır. Zaman, insanın hayat hikayesini bütünüyle kuşatan bir imkan ve fırsat alanıdır. Bu sebeple her anı kıymetli ve değerlendirilmeye layık eşsiz bir sermayedir. Aziz müminler, yılın hangi ayı, hangi günü ve hangi saati olursa olsun, kulluk bilinciyle geçirilen her anımız değerlidir. Fakat bazı vakitler vardır ki ilahi lütuf zamanları olarak bahşedilmiş, duaların kabulüne ve günahların affına vesile kılınmıştır. Bu zaman dilimleri Allah'ın insanlara olan sonsuz rahmetinin bir eseridir. İşte böylesine kıymetli zamanlardan biri de yarın akşam idrak edeceğimiz Berat gecesidir. Değerli Müslümanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Berat gecesinde yapılacak ibadetin, dua ve niyazın affedilmemize vesile olacağını bizlere şöyle müjdelemiştir. Şaban ayının 15. gününü oruçlu geçirin. Gecesinde ise ibadete kalkın. Çünkü o gece güneş batınca Allahu Teala en yakın semaya tecelli ederek fecir doğuncaya kadar bağışlanma dileyen yok mu onu bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu ona rızık vereyim. Musibete uğrayan yok mu ona afiyet vereyim buyurur. Kıymetli müminler, Berat gecesi kalbimizin en derin yerinden Rahman'a doğru bir yol açma vaktidir. Berat gecesi tövbe etmenin, Rabbimize yönelip rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Peygamberimize hitaben şöyle buyurmaktadır. Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki, selam size, Rabbiniz merhamet etmeyi bir lütuf olarak kendine yazdı. Gerçek şu ki, sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da ardından tövbe edip kendisini düzeltirse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Muhterem müminler, bu vesileyle Berat gecenizi tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, bizler de inşallah yarın akşam Tokyo Camimizde Berat Kandili münasebetiyle program icra edeceğiz. Bütün kardeşlerimizi davet ediyoruz.